Sevgili 9. sınıf öğrencilerim hepinize selamlar. Ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler biliyorsunuz ki artık 9. sınıf bitmek üzere. 2. dönem, 2. yazılılar da geldi. Ben de sizler için matematikte yazılılarınıza faydası olsun ve olabildiğince yüksek notlar alın ki bu notların faydasını 3 sene sonra fazlasıyla hissedeceksiniz. Dolayısıyla yüksek notlar almanız için sizlere bir yazılı hazırlık çalışması hazırladım. 17 tane birbirinden güzel soru çözeceğiz sizle beraber. Hazırsanız geçelim dersimize. Bu arada yazılıların pdf'lerini de açıklama kısmındaki linkten indirebilirsin tek tıkla. Sen de benle birlikte bu yazılı, yazılı hazırlık çalışmasına katılabilirsin. Geçelim derse. Bu arada tabi kanala abone olup videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın gençler. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Umarım hepiniz için hayırlı bir çalışma olur. Hepiniz de güzel sonuçlar alırsınız sınavlarınızda. Şimdi ben tutup bunu uzatıyorum. Genelde böyle paralellik verdiyse uzatacaksınız. Burası 110 ise şuradaki U'dan kaynaklı gençler. Şurası 70'tir çünkü toplamı 180 olmak zorunda. Burası 70 ise ben şurayı da 70 derim. Bizden ilk sorulmuş. Tamam Şimdi şurada iki tane eşit açı vermiş. bunlara açı ortaymış. Ben şuraya A dersem, buraya A dersem, buraya B derim ve buraya da B derim. E hocam şimdi burası B ve B ise 70 ile 2A'yı toplarsam 70 artı 2A, 2 iç bir dış olacak. Yani 2 bye eşit olacak. Dolayısıyla iki parantezinde B eksi A derim. Bak 2A'yı karşıya atarsam 70 olur. Burada da B eksi A'mız tabii ki de 35'in ta kendisi gelmek zorunda. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Biz x'e geçmek istiyoruz. x'i nasıl elde edebiliriz? Şöyle ki 70 ile a'nın toplamı 70 artı a yapar. Ki bana 2 iç bir dıştan kaynaklı burayı verir. 70 artı a. E hocam şurası kaçtı? E burası b'ydi. Peki şimdi şöyle bir şey düşünsek. Şöyle bir şey düşünsek. İyi dinle. Şu kısım bana 180 eksi 70 artı a'yı vermez mi? Yani 110 eksi a'yı vermez mi gençler? Verir. Bak burası 110 eksi a. 110 eksi a'ya ben b ekledim. Bir de üstüne x eklersem eğer bu bana 180'i vermek zorunda. Şuradaki üçgenimizin iç açıları toplamı 180 olmak zorunda olduğu için. O halde şurada b eksi a var bak gördün mü? Ben b eksi a'yı 35 bulmamış mıydım canım kardeşim? Burası 35. 110'a 35 ekledim 145 etti. 145'e x ekleyince 180 yapıyormuş. O zaman x'imiz tabii ki de 35 derecenin ta kendisidir. Demek ki cevabımız da e şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Geçtim ikinci soruya. Şimdi ABC dik üçgeni verilmiş. Şurası dik. Şunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. Şurası 70. X kaç derece? Burası 70 ise dik üçgenden kaynaklı burası 20 derece olur. Tamam. Daha sonrasında bak burada şunlar birbirine eşit verilmiş 90'ın karşısında. O zaman ben 90'dan şuraya bir tane şöyle indirirsem ne olur? Muhteşem üçlü olur. Yani artık bunlar da birbirine eşit. Şu ikisi birbirine eşitse burası da 70 derecedir. Çünkü ikiz kenar üçgen var. Şimdi şu iki eşitliği bizim kullanabilmemiz gerekiyor. Bu iki eşitliği nasıl kullanırım? Şöyle derim. Ben bu eşitliğin ismine 2a dersem, burası da 2a olacaktır. Şimdi neden 2a dedim? Çünkü şu ikiz kenar dik üçgende, ikiz kenar üçgende şurayı şöyle iki eşit parçaya bölsün diye buraya bir dik indireceğim. Yani burası a ise burası da a olmak zorunda olacak. Şimdi bak, şunla şu birbirine eşitti. Şunu tuttum, şuraya dik indirdim. Buraya dik indirdiğim takdirde ne olur biliyor musun? Bak burası 2a idi. Şunlar birbirine eşit olduğu için burası orta taban olduğundan burası A'dır artık. Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi bak burada çok güzel bir olay var. Beraber yakalayalım istersen. Şöyle ki hocam burası 90. 90'ın karşısı 2A. Başka bir şeyin karşısı A. O başka bir şey nedir arkadaşlar? Burası 30 derecedir. Burası 30 derece şurası kaç derecedir? Tabii ki de 60 derecedir. Tamam. Şimdi burası 90 ise şurası 20 ise ne yapar? 90, 20, 110. E şuraya ne kalır? 70. E burası 70 ise şurası kaçtır? 10'dur. Şimdi bize bu 10'un diğer tarafı sorulmuş. Yani şu taraf sorulmuş. O zaman burası kaçtır? 170 derecenin ta kendisidir. Yani cevabımız D şıkkında verilmiştir deriz. Devam ediyorum. Üçüncü sorumla. Şimdi ABCD dörtgeninde demiş. Tamam mı? ABCD dörtgeninde. AF ile CE birer açıortay. Açıortaysa bak burası 4, burası 6, burası 5, burası 3 ya. Şimdi bak şurada gösterdiğim uzunluk eğer ben buna 5K dersem buna 5K dersem şurada gösterdiğim diğer taraftaki uzunluk 3K olacaktır. Ayrıyeten şurada ise 4 ya açı ortay olduğu için şurada gösterdiğim uzunluk eğer 4M ise şurada gösterdiğim uzunluk tabii ki de 6M olacaktır. Böylelikle ikisinin toplamı bak 8K Eşittir 10M yapar mı? Yapar. Yani aslına bakarsan 4K eşittir 5M diyebiliriz. Ve böylelikle artık ben K'yı, K'yı burada 5A seçersem M'yi de 4A seçmek zorundayım. Çünkü 20A'ya 20A eşit çıksın istiyoruz. Pekala. Daha sonra ne yapacağız hocam? Şimdi K dediğim şey neydi? 5A'ydı. Yani şuranın tamamı aslında bana 5 kere 5A'dan 25A'yı veriyor. M dediğim şey 4A'ydı. Yani şuranın tamamı aslında 16A'ymış. O zaman şuraya ne kalır? Tabii ki de 9A kalır. Benden istenen ne? EF'yi BE'ye böl demiş. EF şurası. BE burası. Yani 9'u 16'ya böl demiş. O halde 9 bölü 16 bize cevabın ta kendisini verir. Cevap D'ydi. De geçtim. Diğer soruya dördüncü sorudayım artık. ABC bir üçgen. EAB açısı BAD açısına eşit. AC 5 burası 3 burası X burası 12 dış açı ortay teoremi yapacağız. Peki bunu nasıl yapıyorduk? 5'in 3'e oranı 5 bölü 3 eşittir diyorum. Tamamının yani X artı 12'nin X'e oranıdır diyoruz. İçler dışlar işimizi görür. 5X eşittir 3X artı 36 dedim. Buradan 2X e, eşittir 36 geldi değil mi? Yanlış bir şey mi yaptım diye bakıyorum. Yüksek ihtimalle yanlış bir şey var x artı 12'nin 12'ye oranı gençler. Özür diliyorum. Şurası dış açı ortay yanlış uyguladık. Kusura bakmayın. Şurası 12. Yani şuranın şuraya oranı. İçler dışlar 60 eşittir 3x artı 36 aynen. O halde 3x eşittir 24 yapar ve x eşittir buradan 8'in ta kendisi gelir. x 8'miş cevap b'ymiş geçtik diğer sayfamıza 5. sorumuzdayız. Evet. ABC üçgeninde DEG ve C doğrusaldır. G ile E sırasıyla ABC ve ABG üçgenlerinin ağırlık merkezi ağırlık merkezi deyince aklımıza kenar ortaylar gelebilir. Başka bir de 2K'ya K oranı gelebilir. Bak şimdi şurası 12, 12 iken burası 6'dır. Ayrıyetten AG, AGB üçgeninin de eğer burası ağırlık merkezi ise o halde 2K'ya K diye bir oran vardır. Yani 3K eşittir 6'dır. Yani K burada eşittir 2'dir. Bizden GE isteniyor. Yani şurası yani 2K isteniyor. K2 ise 2 kere 2'den burası 4 gelir. Cevabımız da C şıkkında verilmiştir deriz. Devam edelim 6. soruyla. Ne diyor şimdi bize sorumuzda? ABC ve ACD birer Üçgenmiş. AD açı ortay G ağırlık merkezi burası 4 s şurası tabii ki de 8'dir dikten e, dikmiş şurası burası kenar ortaydı kenar ortay ve bize demiş ki bak ACC'de Y eşit DF 5 birim FG 4 birim X kaç derece X kaç birimdir yani şurası soruluyor bize şimdi burada neler yapılabilir buna bir bakalım gençler şöyle ki burası aç hem açı ortay olmuş hem de G'den geçtiği için kenar ortaydır. Yani burada bir diklik vardır. Dikten dikindiğini görüyoruz. Dikten dikiniyorsa 5 kere şurası kaç? 12. 5 kere 12 eşittir. Ben buraya H dersem H kareye eşit olacaktır. 60 eşittir. H kare dedik. Tamam. 60 eşittir. H kare. Ve burada H ne gelir? 4 kere 15 olduğu için 2 kök, 2 kök 15 gelir. Bak şurası 2 kök 15'miş H. Şimdi ne demiştik? hem açı ortay hem kenar ortaysa o zaman burası 2 kök 15 ise aynı zamanda burası da 2 kök 15'tir. Onu da lütfen yazalım. Daha sonrasında bak 2 kök 15'e 4 demiş değil mi? Ben şurayı hesaplayamaz mıyım? Hesaplarım. Hesapladıktan sonra 2'ye bölersem ikisi bulurum. Peki burayı Pisagor'dan nasıl hesaplarım? 4'ün karesi 16. 2 kök 15'in karesi zaten 60 yapıyordu. Toplarsam 76 gelir. 76'nın karekökü bana şurayı verir. Bu da 4 kere 19 olduğu için 2 kök 19 diye çıkar burası. Bak burası 2 kök 19 Burası kök 19'dur. O halde cevabımız D şıkkında verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Evet 7. sorumuz için artık sağ üst taraftayız. Sağ üst tarafa doğru şöyle geçtik. Ne diyor? ABC üçgeninde. ABC üçgeninde. BA, AC'ye dik. Daha sonrasında şurası 7 birim burası 3 burası 5. Bak burası 3 burası 5 ise burası 4'tür aynı zamanda. AB yani X kaçtır diye sorulmuş. Ben şimdi şuraya alfa buraya beta dersem alfa beta 90 yaptı. Bak burası 90 ise burası alfa ise burası betadır. Tamam. Şimdi şuradaki küçük üçgenle üçgenin tamamı büyük üçgende bir benzerlik oranı yakalayabiliriz. Alfanın karşısı 4. Alfanın karşısı X. Daha sonrasında 90'ın karşısı 5. 90'ın karşısı 10. Tamam bunlar birbirine eşitse 2 katıysa 2 katıdır dedim. İkisi kaç bulurum? 8 bulurum. O halde doğru cevabımız da D şıkkı olmuş olur. Devam ediyorum 8. sorumla ABC ve CAD birer üçgen EFBC'ye paralel FKAD'ye paralel 2BC 5EF'ye e, eşitmiş o zaman ben şuraya 2K dersem buna 5K derim şimdi BC'ye 5K dedik ve EF'de 2K olmuş oldu AD yani X kaç santimdir burası da 6 olarak verilmiş bize şimdi şöyle bir durum var 2'ye 5 oranı varsa bak 2x'e 3x'dir. Neden? Çünkü 2'ye 5 oranı varsa 2'ye 5 oranı olmak zorunda. 2x'e 3x dedik. E doğal olarak burası da 3y ise burası da 2y'dir dedim. Şimdi üçgene tersten bakmanızı rica ediyorum. 3'ün 5'e oranı 3 bölü 5 eşittir 6'nın x'e oranı diyebilirim. 2 katıysa 2 katı cevaptır. Doğru cevap 10'du. Doğru cevap c şıkkı. Geçtik diğer sorumuza 9. sorudayız gençler. Şimdi yine benzerlik uygulayacağız. İyi dinliyorsunuz. Bak şimdi ben şuraya C açısı buraya C açısı dersem buraya A buraya A açısı demek zorundayım. A C A C o zaman ben buraya B dersem burası da B olmak zorundadır. B'nin karşısında 3 var. B'nin karşısında 7 var. Eşittir. A'nın karşısında X var. Ve A'nın karşısında 9 var. 3 katı 9 ise 3 katı 21'dir. X sorulmuş cevap E şıkkında verilmiştir diyeceğiz gençler. Ve devam ediyoruz 10. sorumuzda. Diyor ki ABC üçgeninde DFBE'ye paralel yani şunla şu paralel ayrıyetten şunla da şu paraleldir denilmiş. E AF 5 birim şurası 2 birim e, X kaçtır diye sorulmuş. X burası arkadaşlar. Şimdi bunda ne yapalım? Şöyle yapalım. E, hemen bir benzer açıları falan oluşturalım ama ondan önce 5'in 7'ye oranı demek ki burası 5K burası 7K derim ben. Daha sonrasında da bunlar paralel olduklarından şuradaki açıya şöyle bir işaret koyarsam eğer şuradaki açının hatta o o açıyı şöyle bir şey yapalım şöyle bir şey yapalım bunu boş verin şuradaki açımız sevgili arkadaşlar bakın ben paralel oldukları için şu açıyla şu açının birbirine eşit olduğunu görüyorum şu açıyla da z'den kaynaklı buraya eşittir yine paralellikten kaynaklı yani. Peki şu kalemlerimi biraz kalınlaştırmak istiyorum. Ha. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey daha yapsak. Mesela ben şu açıya e, bu işareti koyarsam yine bak şu tarafa bakıyor. Bak bu tarafa bakıyor. Yine bu açıda ne olacaktır? Buraya eşit olacaktır. Şimdi gençler biz o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben şunun 7K olduğunu biliyorum. Burada eksi görüyorum. Burada 5K'yı burada 2'yi görüyorum. He, o zaman şu üçgenle hemen şu üçgende bir benzerlik çakalım. Noktanın karşısı 2, noktanın karşısı x eşittir. Çizginin karşısı 5, çizginin karşısı 7. K'ları yazmadım. Yazsan da zaten hop götürecekti. İçler dışlar yaparsak 14 eşittir 5x, x eşittir 14 bölü 5 gelecekti. Yani cevabımız D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. 11. soru için artık sağ üst taraftayız. Şekildeki ABC dik üçgeninde A, B, B, C yedik. Burası 11'im, burası 17, burası 6. Alan A, D, C sorulmuş. Şimdi burası 6, burası olsa dik üçgenken burası 8 olur. 8, e, burası 17 ise demek ki 15 olacak burası. 8, 15, 17 üçgeni. Burası 9'dur. Tabanımız 9, yüksekliğimiz 8 ise 8 çarpı 9 bölü 2 bana cevabı verir. Alanımız 36'ymış. Doğru cevap A şıkkında verilmiştir dedik. Ve gençler devam ediyorum 12. soruyla. B, A, C dik üçgen. Tamam. Şimdi şurası dikse şurası 30'sa, 30 sa 30'un karşısı 2 kök 3 kök 3 katı ne yapar bunun 6 yani burası 6'ymış. 90'ın karşısına ne yapar 90'ın karşısı tabii ki 4 kök 3 yapar. Daha sonrasında burası 30 sa burası 60'tır E burası 90'dı demek ki burası 30'dur. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12'nin ta kendisidir. Cevabımız da E şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Ve gençler devam ediyorum. Bir sonraki sayfamda 13. sorumla Şimdi burada ABC üçgeninde bu buraya dik, bu buraya dik. Ee, burası 11 birim, burası 6 birim. ABx x soruluyor bize. Şimdi şu 90'dan karşıya bak. Bu şekilde bir doğru çekilmiş. Bu iki eşit parçaya böldüyse o zaman burası da bunlar birbirine eşittir diyoruz. Daha sonrasında ben diyorum ki hocam şuraya B dersem, şuraya A dersem A ile B'nin toplamı 90. İkiz kenar üçgen var. Burası B ise o zaman burası da B'dir. Burası B ise tabii ki de burası A'dır. Bak A'ya A geldi. Muhteşem. Şimdi burasının 90 olduğunu biliyoruz. Burasının 10 olduğunu biliyorduk. Tabii ki şurası kaçtı? 16'ydı. 16'ydı. Şimdi burası B. Burası B. Şurası 90'dı. Yine şurası ne olur? A'nın ta kendisi olur. Değil mi? Şimdi ben e, şuradaki üçgende şuraya K dedim. Doğal olarak şurası 2K oldu. Ben şuradaki üçgene bakmak istiyorum. Bir AB 90 üçgeni var orada. Değil mi? AB 90 üçgeni var. Hatta şurası 2k ise buraya da k'dır demiştik. Daha sonrasında şurasının da 10 olduğunu ve buranın X olduğunu biliyorum. Şimdi şu sarı üçgenle en dıştaki büyük üçgene bakmanızı rica ediyorum. B'nin değil 90'ın karşısı 10. Buradaki 90'ın karşısı 2k eşittir diyorum. Eşittir. A'nın karşısı K ve buradaki A'nın karşısı yani şurası 16'ymış gençler. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 8 geldi. 80 eşittir K kare oldu. 80 K kare ise eğer normal şartlar altında burası nedir? 5 kere 16. 5 çarpı 16 eşittir K kare ise kare alırsam 4 kök 5 gelir K'mız. X sorulmuştu yani şurası sorulmuş unutmayalım bunu. Şimdi ben K'yı 4 kök 5 buldum ya o zaman gençler Şurası nedir? Hocam burası tabii ki de 8 kök 5'tir. E şimdi elimizde bir üçgen var. Bir üçgen var. Şurası dik. Burası 16. Burası 8 kök 5. Peki şurası nedir? Hocam 8'dir. Çünkü A, 2A, A kök 5 üçgeni var burada. 8, 16, 8 kök 5. Demek ki ikisimiz 8'miş. Hayırlı uğurlu olsun. Doğru cevap C şıkkında verilmiştir arkadaşlar. 14. sorum için alt tarafa doğru geçiyorum. Ve alt taraftaki şu soruya bir bakalım beraber. Şimdi ne demiş? ABC üçgeninde DA DB'ye eşit. DA dediği yer gençler şurası. Eşitliği gösterebilmek adına bunu farklı bir renkle çizelim. Burası ikisi birbirine eşit. Ve DC 9'muş. AC de X. X kaçtır diye soruluyor. Şimdi 3'ü 5'i ve 9'u biliyoruz sadece. Ve ben bunun ikiz kenar üçgen olduğunu biliyorum. Şimdi şöyle bir ikiz kenar üçgen hayali kuralım. Tamam mı? Şöyle bir şey hayal edelim. Şimdi şurası dik atılan kısım neyse şurada dik atılan kısım da ona eşittir değil mi? Çünkü bunlar ikiz kenar arkadaşlar. Yani şununla şu birbirine eşit olmak zorunda. Eğer, eğer burası 5 ben bu diki şuradan indirirsem ikiz kenar olan yani eşit olan açının olduğu köşeden karşıya indirirsem bak bu da bana 5'i verecektir. Tamam burası da 5. Pekala şimdi şöyle bir şey yapalım. Bak burası alfa ise Burası beta ise şu üçgenle, şu gösterdiğim sarı üçgenle, şu gösterdiğim sarı üçgen birbirine eşit üçgenler olduklarından Burası alfa ise yine şurası da alfadır. Bak alfa beta 90, alfa beta 90. O zaman alfanın gördüğü 3 ise alfanın gördüğü. Yani burası da nedir? 3'tür gençler. Şimdi şuraya bakmanızı rica ediyorum. 5, 12, 13 üçgeni var ve ikisi tabii ki de 13 olarak işaretleyebiliriz. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir dedik. Ve son olarak... Artık basit trigonometri sinüs, kosinüs ve tanjant, kotanjant olan e, işlemlerini içeren sorulara bakalım. ABC'de bir kare, AC'de köşegenmiş gençler. CE iki tane AE'yi eşitse sinüs X kaçtır? Sinüs neydi? Dik üçgende karşının hipotenüse oranıydı. Bu soruluyor bize. Şimdi e, bu karede gençler eğer ki ben şuraya 2K dersem bak. AE'ye 2K dersem 2 kere 2K'dan burası 4K olacaktır. Değil mi? Pekala. Kare olduğu için düzgün bir şekil bu. Şunu ben karşıya indirirsem şu şekilde dik olur. Ve burayı iki eşit parçaya bölmek zorunda. Yani tamamı 6K iken 3K'ya 3K diye parçalamak zorunda. O zaman buraya K kalır burası 3K olur. Ayrıca burası 3K ise tabii ki de burası da 3K'dır. K 3K o zaman burası nedir? Kök 10 çarpı K'dır. Şimdi... X'e ait bir dik üçgen oluşturdum. Karşısı 3K karşısı 3K. Hipotenüsü kök 10K değil mi? E K'lar giderse sinüs x kaçmış? 3 bölü kök 10'muş. Eğer payda da irrasyonel bir şey bırakmak istemiyorsak burayı kök 10'la genişletirim. Ve 3 kök 10 bölü 10 bana cevabın ta kendisini verir diyebilirim. Geçtim 16. soruma. ABC eşkenar bir üçgen. AD 2 tane DC'ye eşit. Yani ben buraya 2 dersem burası 1 olmak zorundadır. Eşkenar üçgense burası da tamamı 3'tür. Tabii ki burası da 3'tür. Yukarıda verilenlere göre sinüs x kaçtır Diye soruluyor bize Şimdi gençler Şöyle bir şey yapsaydım eğer ben Sinüs x soruluyor ya e bana Tutup abi şunu şuradan şöyle indirsem Mesela bir işe yarar mı diye şöyle Düşünüyorum düşünüyorum yarar Şöyle şuradan diki indirdiğim Takdirde bu eşkenar üçgen diye hani E hocam şurası 60 değil midir Eşkenar üçgende o zaman buraya 30 kalmaz mı Çünkü burası 90 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı kaçtır 1'dir o halde burası 2 midir 2'dir Şimdi burası 2 ise 30'un karşısı 1 iken 60'ın karşısı kök 3 olmaz mı? Olur. Şimdi bizden ne isteniyordu? Sinüs x. Bak burası kök ise karesi 3'tür. 2'nin karesi 4'tür. 3 ile 4'ün toplamı 7 yapar. Demek ki burası 7. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani kök 3'ü kök 7'ye oranı yani 3 bölü 7'nin kare köküdür diyebiliriz sevgili gençler. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant da kalmayacaksınız. 11. sınıf ve 12. sınıfta detaylı bir şekilde gençler yine trigonometri göreceksiniz. Aklınızda bulunsun. Çok daha detayını göreceksiniz. Yani diyeceksiniz ki keşke 9. sınıftaki trigonometri o haliyle kalmış olsaydı diyeceksiniz. Benden size söylemesi. O yüzden şimdiden işi sıkı tutun ki ileride sıkıntı yaşamayın. Ayrıyeten 3 sene sonra gireceğiniz AYT sınavında ortalama 4 veya 5 tane trigonometri sorusunda çıktığını belirtmemiz lazım. Bu tarz sorularda hemen paydaya bir 1 yazıp içler dışlar çarpımı yapın. sinüs x eksi kosinüs x eşittir diyorum. 3 sinüs x artı 3 tane kosinüs x oluyor. Sinüs x'i bu tarafa 3 kos x'i diğer tarafa atarsam 2 çarpı sinüs x eşittir. Eksi 4 tane kosinüs x'i verir bize. Şimdi kotanjant sorulmuş bize. Kotanjant x ne demekti? Kotanjant x kosinüs x'in sinüs x'e oranıydı. E şimdi madem öyle ben kosinüs x bölü sinüs x'i istiyorsam buradaki sinüs x'i aldım karşı tarafa bölüm olarak gönderdim. Buradaki eksi 4'ü aldım karşı tarafa bölüm olarak gönderdim. Böylelikle kosinüs x bölü sinüs x yani kotanjant x kaldı. 2 bölü eksi 4 de bana eksi 1 bölü 2'yi vereceği için doğru cevabımız B şıkkında yer alıyor diyebiliriz. Ve gençler artık videomuzun ve çalışmamızın sonuna geldik. Umarım İşine yaramıştır. İşine yarar bir çalışma olsun diye 17 tane sınavda yazılıda karşına çıkması muhtemel olan soru çözdük. Bu soruları sevgili arkadaşlarım pdf'lerinde açıklama kısmında ücretsiz biçimde paylaştık. İndirip sen de kullanabilirsin demiştim zaten. Umarım yazılıda da benzer sorular karşına çıkar ve sen de yapmış olursun bu soruları. Sonraki videolarımızda yazılı hazırlık çalışmalarında seneye, sonraki seneye ve daha sonraki seneye tüm sınav boyunca, tüm sınav süreci boyunca birlikte çalışmak ümidiyle gençler. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın. <laughs>